İsterseniz bunu 8'e soralım. Kankam chatten bir soru geldi. Hexagon onu sordu bu soruyu. Başlamadan önce Luxo hakkında kısaca bilgilendirme verir misiniz demiş. Yayın başlarken nedir bu Luxo diye sormuş. Tabii vereyim. Luxo şu anda yani asıl temel amacı buradaki yani sosyal olarak insanları daha hızlı kriptoya entegre etmek. Yani bu Universal profillerde de anlayacağınız gibi bunu sadece sözlü olarak yapmıyor. Aynı zamanda bunu kontratlarıyla vesaire yazıyor. Kurucusu da zaten Ethereum Foundation üyelerinden birisi. Ethereum'da ERC20 ve ERC725 kontratlarını ve Web3 kütüphanesinin yazarı. Biliyorsunuzdur. 2017'de Ethereum 10 dolarken bu ERC20 kontratı aktifleştiğinde MIST diye bir token çıkardı kendisi. Bununla beraber bir yıl içinde Ethereum'un fiyatı 1000 dolarlara geldi. Yani kısacası burada SocialFi, GameFi, NFT 2.0, Account Abstraction dedikleri o muhabbetleri daha böyle kendisi teknolojisine dayatarak yani kriptoya geçirmeye çalışıyor. Bu şekilde bahsedeyim. Çok güzel kankam, teşekkür ederim. Ya Bluxo bu arada arkadaşlar yeni bir şey değil. Onun da ben bir uyarısını geçeyim. Yaklaşık 2,5-3 yıldır geliştirilen birim. Evet. Ben 3 yıl önce girmiştim. Ama maalesef o cüzdanıma giriş yapamıyorum. Autocounter'ı kaybettiğim için. Aslında bayağı mantık olarak ilk çıktığı zamandan beri okey bir şey ama o bahsettiğin kontrat güncellemeleri yeni yeni gerçekleştiği için yeni yeni hype'lanan bir app. Evet, LX lazım olacak Kahmet. Şimdi 8 hepimize anlatacak dostlar. Kankam başlayalım istersen. 221 kişi olmuşuz yayında. Herhalde gelen Tamamdır. gelmiştir diye düşünüyorum. Cüzdan kısmından anlatarak başlarsan çok iyi olur. Eklentinin de Evet. linkini bana atarsan Twitch'e bırakırım ben. Şöyle buraya atsam olur mu? Direkt sana mı atayım? Stream guest atabilirsin, bana atabilirsin. Şuraya Discord'un saçmalıkları. stop. Aynen. Ben buraya direkt bırakıyorum Türkiye chat'e. Sen Tamam. alırsan daha iyi olur. Başka bir yere gideyim. Okey, o da işimizi görür. Dostlar, linki sabitliyorum şimdi. Sizlere. 0x Crowley 5 tane abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz dostum desteğin için. Ve chat'e linki de bıraktım dostlar. Bu link üzerinden bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Başlıyorum. Okey, sendeyiz. Arkadaşlar önce buradan create profile diyoruz. Cüzdanımızı kuruyoruz. Cüzdanı kurarken önemli olan şey two fa ve recovery'yi kurmak. Yani cüzdanınıza tekrar erişebileceğiniz garantisini alın. Hatta burada kuruyorsanız gidin Chrome'da cüzdanınızı importlamayı deneyin ve erişebilirsiniz kesinlikle para atın. Aksi takdirde hiçbir şekilde atmayın. İkincisi de controller kısmında buradaki key'leri görüyorsunuz. Bunların hepsi benim yani deneyip sonuç alamamamdan kaynaklı, hatalardan kaynaklı yeni bir uygulama olduğu için browser extension'ın kesinlikle gelmesi lazım. UP browser extension yazıp bu altında bir çizgi olacak. Bu tarayıcıdaki, Brave tarayıcısındaki kullanılan controller key'iniz oluyor. Sonra Luxo'yu gönderdikten sonra buraya girdiğinizde buradaki key'inizi kopyalıyorsunuz. Key'inize para aktarmayı gösteriyorum. Bu şekilde buradan geçiş yapacaksınız. Profilize tıkladıktan sonra burada Sion Universal Profile Cloud kısmına tıklayıp buradan bağlantı yapmanız lazım. Aksi takdirde send kısmı çıkmaz. Buraya kullanacağınızdan fazlasını atmayın. Hatta bittikçe buraya atın. Herhangi bir aksilik durumunda içeride bakiyeniz kalmasın. Ben tekrardan kopyalayayım göstereyim size. Kanka, Buraya bir bir tekrar anlatabilir misin az önceki kısmı anlamayanlar olmuş. Bir geri gelip. Bir de bir browser tık daha, extension aynen. kısmını mı? Aynen. Bir de biraz daha yavaş anlatırsak çok iyi olur. Evet, kayıt Tabii. alıyoruz dostlar. Tamamdır. Browser extension kısmının bu şekilde olması lazım. Yani partiel kontrol veya vesaire bu şekilde adres olarak değil. En üstte altında bir çizgi olarak UP browser extension yazdığında cüzdanın doğru olarak kurulduğunu göreceksiniz. Bu tarayıcı da bu key'i kullanır. Başka bir tarayıcı atarsanız farklı bir key kullanır. Önemli olan şu anki bu tarayıcıda kullanıyorsam benim bu key'e para yüklemem olacak. Buradan adresi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum.
Sadece kullanacağınız kadar atın. Yani fazlasını atmayın. Tekrar gönderirsiniz. Zaten Luxon'da fee ücretlerini eğer burada kotayı aşmadıysanız kendisi karşılıyor. Bunu gönderirken bir fee ödemiyorsunuz. Layer'dan gönderirseniz buradan. Bir soru gelmiş. LX'leri nasıl çekiyoruz tarzında? Borsadan hangi adrese diyor. Şöyle onu da göstereyim. KuCoin Crypto.com GTO da var. Bu adrese direkt çekme yapabilirsiniz Luxoa üzerinden. Böyle buraya geldiğinizde buraya tıklıyorsunuz. Hitli hocam 50 adet topluluğa abonelik hediye etmiş. Hocam desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Kaç tane çekelim? Ortalama LX sorusu gelmiş bu mint için. Yani şöyle ben yaptım. Ortalama 20 kere mintledim. Yani 5 lux ödedim ve burada çok fail olduğunu size göstermek zorundayım. Çok Bakın. fazla fail oluyor ve aynı parayı kesiyor. Evet, bunu görün. Çünkü 0.4 lux'a 4 dolar vesaire gidiyor. Burada neredeyse 20 dolara yakın para gitmiş. Devam edeyim. Browser extension'daki adresi kopyaladıktan sonra 5 buraya luxo, 5 luxo dedi Halil Emre. Yine bir soru geldi. 5 luxo çekerseniz garanti olur. evet. Yaklaşık 50-55 dolar civarında bir fiyatı var. KuCoin ve GTIO'da var. KuCoin daha fazla hacmin olduğu, daha iyi bir borsa olduğu için. Hani biz KuCoin tercih ediyoruz ama GTIO'da kaydın varsa, KuCoin'de yoksa eğer GTIO'dan da çıkabilirsin. Bu hata alanlar içinde bir çözüm var mı arkadaşlar demiş. Hangi hatalar Proximo? TX'in fail olması mı Proximo? Arkadaşlar yayının kaydını alıyorum. Yayının kaydı en kısa zamanda sizde olacak. Ben de ayrıca tekrar bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Ben şöyle söyleyeyim. TX'in fail olması ile ilgili hiçbir şey yapamayız zaten. Çoğu ağda olduğu gibi ama şu 2FA'de de şu an için hiçbir çözüm yok. Yani recovery yapmadığınız hiçbir cüzdana tekrar söylüyorum Lux'a göndermeyin. Yoksa mağdur olursunuz. Şey sorusu var. Ben de görünce bildiğim soruları cevaplayayım. Senin de elini biraz kolaylaştırayım istiyorum 8. Bu arada hoş geldin. Tamamdır hocam, Teşekkürler. hoş Bizi bulduk. kırmadın gece gece. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ ol. Şey söyleyeyim yani bu cüzdanla alakalı hata alıyorsanız şu anki süreci izleyin. Takıldığınız yerleri sorarak öğrenin. Cevapları öğrenin ve bu işlemi yarın da yapabilirsiniz. Bu arada şunun bilgisini vereyim. Mint sabahtan itibaren açık. Ve şu anda bir supply sınırı yok. Ama birazdan göreceksiniz. Biraz değişik bir mintten bahsediyoruz. Ve bu minti başlatan kişi Ethereum'un core team'inden birisi. Onun da profilini göstereceğiz birazdan. Deneysel bir iş bu. Dolayısıyla şu anda bir supply sınırı yok. 3 gün sonra da ben kapattım minti diyebilir. 5 gün sonra da diyebilir. Ama buradaki sayıdan ziyade önemli olan çıkaracağınız, yani mintleyeceğiniz NFT'nin piksel olarak art olarak biraz göze hoş gelmesi kısmı. Birazdan zaten 8 bahsedecek bunlardan. Yani şu anda bu işlemleri illa bugün yapmak zorunda değilsiniz. Cüzdanda hata alıyorsanız da dediğim gibi yarın muhtemelen şu cüzdandaki benzer hatayı almayacaksınız. Ben de düne kadar hata alıyordum. Şu anda hiçbir hata almadan cüzdanı kullanabiliyorum. Dolayısıyla şu anda izleyin, takıldığınız yerleri de sorarak öğrenin interaktif olarak. Video da gelecek zaten YouTube videosu ama şu anda işlem yapmak zorunda değilsiniz. Şu anda bir şey yetişmeye çalışmıyoruz. Bir şey kapanmayacak. Evet. Devam edeyim mi? Evet, sendeyiz. 8. Tabii hocam, buyurun. Ağzınıza sağlık hocam. Güzel anlattınız. Tekrardan UP Browser Extension olmasına da dikkat ediyoruz. Buradan adresimizi kopyalayıp aynı bu şekilde cüzdanımızdan arkasını döndüğünde şuradaki CEO Universal Profiles.cloud'a tıkladıktan sonra burası açılacak. Buraya bağlandıktan sonra send deyip buraya adresi Bir soru yapıştırıyorsunuz. geldi. O browser'ı nasıl getiriyoruz tarzında? App browser'ı nasıl getiriyoruz tarzında? Şöyle kuruduğunuzda gelmiyor. Ben de aynı sorunu yaşadım. Bakın bu kadar çok cüzdanı silip kurduğum için hep bunların hepsi controller'lar. Controller key'ler. En sonunda şöyle bir şey fark ettim. Kurarken hiçbir şeye tıklamadım. Yani I understand kısmı bile var. Anladım, bekleyeceğim kısmına bile tıklamadım. Kendi kendine kurmasını bekledikten sonra bu geldi.
Bu ne kadar çalışır bilmiyorum. Ben de bu şekilde çalıştı. Hiç kaldırmadım ondan sonra, riske atmadım. Ama şu an için Brave Chrome'dan daha iyi. Onu söyleyebilirim. Çünkü Chrome'a kurarsanız büyük ihtimal birazdan bu sitede bağlantı yaparken sıkıntı yaşayabiliriz. Doğru diyorsunuz Yetkin Hocam. Bundan sonraki soruları almayalım Yetkin Hocam. Ay, 8 Hocam kursun, daha sonra soruları alalım. Tekte nasıl bastığını görelim. Önemli olan MetaMask'te çakışma durumuyla alakalı. 8'in söylediği gibi eğer imkanınız varsa Brave'de yeni bir profil, yeni bir şey olarak açın. Kullanıcı sayfası olarak açın. 0-1 kullanıcı sayfası açın. Brave'de sınırsız bu, biliyorsunuz. Açın. Oraya sadece App Wallet'ı kurun. Başka hiçbir şey kurmayın. Böylece MetaMask'te çakışma olayını yaşamazsınız. Bu en basit yolu. Evet. Recovery yaptığınızdan da emin olun. Buradan gönderiyorum şimdi. Burada Universal Layer Mainnet yazıyor. Bu Luxon'un sağladığı herhangi bir mint işleminde kendisi sizin gazınızı ödüyor. Subvansiyon yapıyor. Bunun için bu dolabiliyor ama bu mintte bu işe yaramıyor. Çünkü bu mintte bayağı fazla gas fee yakıyorsunuz. Şu an için bu mintin zaten Luxo'da olmasının sebebi gas fee'lerin ucuz olması ve yeni olması. Yani ilerlediği zaman belki de bu minti yapmak çok daha pahalıya mal olabilir. Buradan controller key'i seçiyorsunuz. Controller key'i seçtikten sonra basılı tutmanız lazım. Şimdi buradaki controller key'ime gönderdiğim bir Luxo düştüğünde ben buradan kendi fee ücretlerimi buradan karşılayabileceğim. Aynı zamanda bu herhangi bir minti yaparken de size kolaylık sağlar. Luxo'mu controller key'ime gönderdim. Burnt Pick sayfasına giriyorum. Bunun linkini siz paylaşırsınız hocam. Ben tekrar inmeyeyim Discord'a. Burada aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar. Yours kısmında, benim cüzdanım şu an bağlı, Connect Wallet olacak yours kısmında. Connect Wallet'ta MetaMask varsa MetaMask öncelik, genelde Chrome'da MetaMask'a öncelik veriyor. Brave'de Universal Profile'a öncelik veriyor. Universal profilinizi buradan bağladıktan sonra bunlar benim mintlediklerim. Aşağıya iniyorsunuz. Burada F5 atayım. Randomize kısmı gelecek. Şu an simülasyon başlamadı. Randomize'a tıklayıp simülasyonu başlatıyorsunuz. Burada bize rastgele olarak 64x64 piksel bir görüntü oluşturacak. Bunların her buradaki iterasyon 10.000 olarak ilerliyor. 10.000 ilerliyor ama biz mint yaparken 1.000 ilerliyor. Burada da yaktığınız gaz ücreti yazar. Yani en sonunda ulaşacağınızda bu kadar gaz yakacaksınız. Şimdi biraz bekleyeceğim bunu mintlemek için. Görüntünün daha da kaliteli olmasını bekliyorum. Eğer mesela görüntü hoşunuza gitmezse buradan restart atabilirsiniz. Farklı yerlerde açıp, mesela 4 sekme açıp buradan tekrar deneyebilirsiniz. Bu önemli bence. Görüntü çok önemli olacağını düşünüyorum ben. Bakın, görüntüyü beğenmezseniz restartlıyorsunuz ya. Görüntüyü beğenmediğiniz sürece istediğiniz kadar restartlayın. Burada hiçbir para ödemiyorsunuz. Görüntüyü beğendikten sonra bakın, mint butonuna bastığınız zaman bitmeyecek. Daha sonrasında bunların hepsini tekrardan o geldiğiniz piksel noktasına kadar getirmeniz için aşama aşama fee ödeyeceksiniz. Dolayısıyla birden fazla mintlemeyin. Bilmiyorsanız şu anda sadece izleyin süreci. Gerçekten bundan sonra yapması 2 dakika zaten. Öğrenirseniz 2 dakikalık iş zaten. Şu an fokuslanın. Aynı anda gitmek zorunda değilsiniz. Evet, Hitli Hocam'a katılıyorum. Yani öğrenmeden hiç mitlemeyin. Tekrar zaten yayın kaydı olursa izlersiniz. Tekrar en başından düzgünce yaparsınız. Hiçbir kaybınız olmaz. Ben bunu öğrenene kadar biraz kaybettim. Biraz görüntü toparlasın. Mitleyeceğim göstermek amaçlı. Görüntü toplayana kadar istersen hocam, müsaitsen Twitter'da bunu çıkaran kişinin profilini bir gösterelim. Kim olduğunu, niye bunun önemli olacağını düşündüğümüzü anlatalım bir.
Hitaş hocam gösterir mi? Ben mi açayım? Ekran sende açık. Ekran bende. Süper olur, sen açarsan. Brave'de açık değil. Peki. Hitaş müsaitsen ekranı sen de geçebilirsin. Öyle profili de yapabiliriz. Ben de gösterebilirim. Öyle yapsak daha iyi olur. Kimin profilini göstereceğim? Bir açarsan. Olayım hocam ismi. Hemen söylüyorum. Sana durumu atayım, şeyden atayım, Telegram'dan atayım profili direkt. Tamam. Attım. Açtım hocam. Teamlet Ethereum diyor. Evet arkadaşlar, bu kişi Ethereum'un Teamlet'i. Direkt olarak Ethereum'un Teamlet'i. Bu koleksiyonu çıkartan. Şimdi bu koleksiyonu da Luxo'da çıkarmasının şöyle bir sebebi var. Bu koleksiyonla alakalı çalışmaları 7,5 sene öncesine dayanıyormuş bu adamın. Fakat Ethereum'daki gaz ücretleriyle alakalı Ethereum'da çıkarmamış bu minti. Şimdi Luxo'da deneysel bir iş yapıyor. Bayağı önemli bir kişinin çıkarmasına basıyoruz. Ve şu anda dünden beri bu koleksiyonla alakalı Ethereum ekibindeki birçok kişiden de direkt respect aldı. Onlar da dünden beri bundan bahsediyor. Direkt Luxo'nun founder'ı bununla alakalı hususi kaç tane tweet attı. Dolayısıyla bu kişinin 3 günlük değil 7,5-8 sene öncesine dayanan süreçten beri getirdiği ve Luxo'da deneysel olarak çıkardığı bir koleksiyon. Yani yarın bir gün minti kapattığını duyurduğu takdirde elinizdeki mintlediğiniz ürünün görseli tatmin edici olursa, birazdan 8 hocamın bahsettiği gibi detaylı şekilde göreceksiniz zaten mint sürecini. Oradaki görselleri de göreceksiniz. Güzel bir görsele sahip olursanız ve süreç, mint süreci sonlandırılırsa burada çok abuk sabuk bir değerleme görebiliriz. Elindeki NFT'ler çok abuk sabuk değerlenebilir herkesin. Dolayısıyla şu anda biz de bu süreci yakalamaya çalışıyoruz. Ama her şeyden önce Luxo tarafına zaten entegre olmaya da çalışıyoruz son zamanlarda. Hocam ben de bu NFT hakkında bir fikrimden bahsedeyim. Bu Buyurun. NFT sonsuza kadar açık kalsa da bence değerlenir. Nedenini ben şöyle düşünüyorum. Şu an ağın çok başındayız. Yaktığımız fiiller bize göre ucuz. Luxo'nun fiyatı şu an ucuz. Yani Luxo ileride atıyorum 100 dolarlara, 200 dolarlara geldiğinde tek bir işlemde belki de, yani NFT'nin minti açık kalsa da bunu biz 50 dolarlara mal ediyorsak 300, 400, 500 dolarlara mal edebilme ihtimalleri var. Yani bu yüzden de değerlenme potansiyeli yüksek bir NFT. Açık kalsa da, sınırsız olmasa da, sınırlı olmasa da. %100 öyle. Bir de şimdi Itas'ın ekrana verdiği bir durum var. Bu da Common Ground, Luxo'nun topluluk odaklı sitesi. Ve burada 2 gün önce ben bir tweet attım. Hep beraber duyurduk. Hoodies Community oluşturduk. Buraya da direkt olarak maille ya da Twitter hesabınızı bağlayarak direkt katılabiliyorsunuz. Bu da Luxo tarafında gelecek olan büyük projelere Hoodies'e spot sayısı olarak işte getirme noktasında, collaboration noktasında güç elde etmemiz için burada da kalabalıklaşmamız lazım. Zaten 2 günde 360 kişi, hatta 366 herhalde, 366 olmuşuz. Zaten en yüksek community şu anda 1000 kişi falan burada. Hızlı bir şekilde bizim burada 1000 kişi bandına ulaşmamız lazım. Bu da bizim elimizi Luxo tarafında ilk etaptan itibaren çok güçlendirecek. Dolayısıyla şu anda Itas'ın da linkini bıraktığı şekilde Twitch'te görüyorsunuz. Sabitli tweet'ten giderek burada Twitter hesabınızı bağlayarak, çok da uğraşmayarak ya da Gmail ile hemen katılabilirsiniz. Burada bizim topluluğa katılın. Buradaki sayımızı hızla arttıralım. Zaten konuşurken bakın hemen 3 kişi sağ olsun katıldı. 366'dan 369'a çıktı. Burada bir an evvel 1000 kişi bandına oturmamız lazım ki Luxo tarafında gelebilecek her türlü işi buraya maksimum sayıda getirebilelim.
Bu kısım rica ediyorum önemli. Tekrardan vurgulamış olalım. Tekrar Mint sayfasına dönelim isterseniz. Aynen olur. Kuzey Prime ile abone olmuş. Aramıza hoş geldin dostum. Teşekkür ederim desteğin için. Şimdi şu an bu görsel mesela 350 bin iteration oldu. Biraz daha görüntü kalitesi arttı ve ben bu görseli beğendim diyorum. Bunu mintliyorum. Tekrardan üzerinden geçeceğiz Kuzey. Bir bitirelim. Tekrardan üzerinden geçeceğiz sıfırdan. Şimdi burada size ilk işlemin ise Universal Relayer Mainnet olarak gelecek. Bundan bahsetmiştim. Şu anki gaz kotasını burası karşılamıyor. Bu yüzden biz burada fee ödüyoruz. Controller key'imizi seçiyoruz. Up Browser Extension olan 0.41 lux'u alacak benden. Bunu kabul ediyorum. Şimdi işlemin geçmesini bekliyoruz. Bu işlemler bazen geçmeyebiliyor. Zinzon topluluğa 50 adet abonelik hediye etmiş. Zinzon çok teşekkür ederiz desteğin için bro. Aramıza hoş geldin tekrardan. Kuku'yundan direkt Luxo hesabına gönderiyoruz değil mi? Luxo'ları 8. Evet, evet. Direkt zaten Luxo çek dediğinizde sadece Luxo ağı çıkıyor o yüzden. Ha süper. Problem olmaz. Aynen. Başka bir adres çık. Transaction'ı bekliyorum geçmesini. Burada da mesela önceden mintlenenler var. Buradakileri refine'e basarsanız başkasının NFT'sini iteration yapmış olursunuz. O yüzden buradakileri refine basmayın. Buradaki bir mintleme seçeneği değil. Buradaki herhangi bir şey. Bakın ikinci sırada olan ne kadar ikinci sırada olan şu ışık hüzmesi gibi çıkan var ya rengarenk. İsterseniz biraz bakabilirsiniz. İnanılmaz iyi görünüyor yani bakın şu. Evet tam senin o elin mouse'un üzerinde oldu. Evet. Yukarıda soldan ikinci. Mesela cidden çok değerli bir ürün olacak bu. Belli oluyor yani hani dışarıdan bakınca. Buna benzer böyle buradaki resimlere bakarsanız anlayacaksınız zaten ne demek istediğimizi. Özel evet. Bir görsel yakaladığınız zaman bunun ileride gerçekten abartı derecede fiyatlanabileceği, abuk sabuk fiyatlanabileceğini tahmin edebiliyoruz az çok yani. Burada 50 dolar, 100 dolar yakmaya değer görünüyor ama tabii burada belki saatlerce bekleyip çok iyi bir şey yakalamak çok daha akıllıca olacak. Evet, kesinlikle. İlk mintlediğimiz zaman bu şekilde geliyor NFT. Şimdi burada yapmamız gereken şey refine kısmına bastığımızda sürekli bu NFT'yi yani görsel olarak kalitesini iyileştiriyoruz. Her refine'a bastığımızda bizim 1000 iterasyonumuz artacak. Buradan gördüğünüz gibi mesela ilkini 0.4'e yapmıştım. Bunu 0.21'e yapıyorum. Ve her ilerledikçe buraya eklenen kare sayısı azalıyorsa mint ücretiniz düşecektir buradaki. Biraz önce mint'e bastı yani beğendiği görselde mint'e bastı ama orada iterations kısmı belki 100 binlere kadar gelmişti. Bayağı bir bekledik orada. Şimdi mesela fail verdi. Mesela fail verdi ama burada parası yandı mesela. Evet. Bu işlemler çok sık fail oluyor yani haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Hani 3 işlemden biri kesin fail oluyor benim gördüğüm. Ben yaparken yaşadığım oran evet. Bu şekilde. Ben de mesela şunu da söyleyeyim. Ben bunları hiç ilerletmedim. Yani şunu 19 kere yaptım. Bunu biraz ilerletiyorum. Bunları da ilerlettiğim zaman görüntü oluşacaktır. Yani şu an için böyle bunlar. O ilk olan çok güzelmiş bu arada. Gerçekten. Onu böyle şeye ejderhaya benziyor, kuşa benziyor diye yaptım. Kes bir tane abonelik göndermişsin. Teşekkür ederiz dostum desteğin için. Şimdi en son biraz evvel yayında
mintlediği aşağıdaki simsiyah olan. Şimdi evet. Oradaki görüntüye ulaşabilmesi için yani 100.000 iterasyona ulaşabilmesi için 100 defa her seferinde 1000 artıyor. 100 defa işleme girmesi lazım. Her işlemde fail de alabiliyor. Şimdi 100'ün 30'unda fail aldığını düşün. Yani totalde bir 130 işlem yapması lazım. Bu da nereden baksanız belki 2 dolardan 260 dolara denk gelecek. 100 bin iterasyona kadar çıkmak zorunda değilsiniz. Bakın burada da bırakabilir. Yani şu anda 1000 yaptı ve bıraktı. Bu şekilde de bırakabilir. Ama o görseli biraz daha iyileştirmek istediği için devam ediyor. Yani dolayısıyla bir mint yaptığınız zaman gerçekten içinize sinen bir mint olsun. Ve bununla alakalı da maksimum iterasyon. Yani hoşunuza giden seviye 50 binse 50 bine kadar 50 işlem yapmak odaklı olun. Ama beğendiğiniz bir şey olsun. Bir tane olsun. 50 tane mintlemenize gerek yok. Evet, beklediğiniz iterasyona yani mintlediğiniz iterasyona ulaşmadan da görüntü güzelleşebiliyor. Oralarda da bırakabilirsiniz. Somen'in dediği gibi gaz gittikçe düşeceği için 260 dolara tekabül etmeyebilir belki ama işte atıyorum 180 dolara, 170 dolara tekabül edecek. Ama burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Birden fazla mintleyeceğim diye hani az az iterasyon kullanıp hiçbir özelliği olmayan görseller elde etmek yerine hani bir ya da iki taneye fokuslanıp bunlarda atıyorum 20-30 bin iterasyona ulaşıp onları cüzdanda tutmak ilerisi için çok da anlamlı. Onu anlatmaya çalıştım. Bu da hani ne kadar gaz gidecek falan diye sorduğunuz için söylüyorum mesela. Ben dedim ki 5 tane Luxo yeterli hani ne ediyor? 50-60 dolar ediyor. Burada da tahminen 20 iterasyona, 10 iterasyona falan gittiğiniz, 10 bin iterasyona falan gittiğiniz senaryoyu canlandırdım. Ama burada tamamen ne kadar harcayacağınız sizin tercihinize bağlı. Kesinlikle hocam. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi simsiyahtı. Bir kez refine ettikten sonra görüntü yavaştan gelmeye başladı. Tekrar refine diyeyim. Yani 0.18'e düştü. Yani her mintlediğinizde biraz daha azalıyor. Görüntüye elde edeceğiniz görüntüye ulaştığı için. Her mintte 1000 iterasyon ilerliyor. Ama evet. Siz o görselin atıyorum 50.000 iterasyona ulaştığı noktada mint'e basıyorsanız 50.000 iterasyonda geleceği noktayı görüyorsunuz. Daha sonra size geldiği zaman simsiyah geliyor biraz evvel gösterdiği gibi. Evet. Yani ne kadar takes fail verdiğinde görüyorsunuz. Tekrar fail verdi. Bakın yine fail verdi. Çok sık fail veriyor. Yani bunun için biraz böyle gece 5-6 sabaha karşı daha iyi olabilir. Yani ya şimdi baştan sonuna katılanlar için hızlı bir şekilde